deposunun etrafında tıraşlamamızın sebebi hani operasyon sırasında herhangi bir kontaminasyon olmasın diye. Kıtır kıtır ediyor içerisi. Tabii tabii, hep kristal. Sondayı attık zaten mecbur olarak çünkü kapanmaması için. Şimdi bugün size birkaç vlog gibi çekimler yaptık. Bir de aynı zamanda Pars'ın erkek kediyi nasıl dişleştirdiğimizi gösterdiğimiz bir video hazırladık. Operasyonundan görüntülerimiz var. Aslında kısır, yani dişleştirme sebebimiz bir önceki videoda aslında anlatmıştık ama şimdi tekrar bir özet geçeyim. Sercan Bey de anlattı büyük ihtimalle. Erkek kedilerde penis çok dar olduğu için ve o kanal çok daha dar olduğu için sık sık kum, kristal gibi oluşan idrar yolu enfeksiyonlarından kaynaklı oluşan şeyler, taşlar, kristaller diyeyim. O kanalı tıkıyor ve idrar çıkışını engelliyor ve bu sık 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 tekrarladığı zaman bazen sonda girmesi imkansızlaşabiliyor. Bazen de sonda girse dahi biz çok kesin çözüm olarak görmediğimiz için sondalama işlemini ve tekrarlayacağına emin olduğumuz için erkek kedilerdeki penisi alıp üretrayı açarak deriye dikerek vajina yapmış oluyoruz. Yapay bir vajina yapmış oluyoruz ve bu sayede oradaki genişlik, oradaki böyle genişlik daha büyümüş oluyor ve idrar çıkışı daha çok kolaylaşmış oluyor. Şimdi Pars'ı göstereceğim size. Pars'ı da göstereyim şöyle. Pars'cığım yürüyecek mi? Bu posun etrafında tıraşlamamızın sebebi hani operasyon sırasında herhangi bir kontaminasyon olmasın diye o bölgeyi tıraşladık. İçtiği falan da gayet iyi. Genel durumu da gayet iyi. Birkaç güne taburcu olacak. O şekilde iyi seyirler. Abone olmayı unutmayın. Like'lamayı unutmayın. Böyle şuralardan buralardan gelen videoları izlemeyi unutmayın. Birbirinize de yollayın. Bundan sonra inşallah yapabilirsek haftada iki videoya çıkacağız. Seviyorsunuz. Bay. Kıtır kıtır ediyor içerisi. Tabii tabii, hep kristal. Bak şimdi penisinde. Bak şu taş. Çok değişik ya bak. O kadar artık. Bir de bunun biz bak. Görüyor musun? Sercan bak. Dokun. Taş bildiğin şey. Estirildi. Estirildi. Taş var değil mi hocam? Var var. Sayın hocam. Şimdi çok zor bir operasyon yaptım. Çok zorlandım. Çok yorucuydu. Beni çek. Yanlış mı? Aynen aynen. Buraya. Dışarıda bebeğini baktı. Yaklaşık 5 dakika falan sürdü ama yani. Çok basit bir operasyon benim için. Yani erkek kediyi dişileştirdik, bir vajina yaptık, yapay bir vajina. Çekelim şu bölgesini. Dudakları, tondayı attık zaten mecbur olarak çünkü kapanmaması için. Penis ve testis kısmını aldık, oraya bir yapay bir vajina yaptık. Yapmamızın tek sebebi şuydu, penisin uç kısmında çok ciddi bir tıkanıklık vardı ve açılmıyordu. Çok uğraşlar sonucunda açtık ama bu hayvanda sürekli, yıl boyunca sürekli aynı sebeplerden dolayı aynı şikayetlerle beraber geliyordu. O yüzden mecbur dişleştirme operasyonu yaptık ve daha geniş olduğu için artık tıkanıklık olmayacak çocukta. Olsa bile bir idrar problemi daha rahat şekilde atlatabilecek. En azından tıkanıklık olmayacak. Operasyonda dediğim gibi penisin etrafı açıldı, genişletildi, iletlerinin oraya yerinde açıldı, dikildi. En sonunda bir yapay bir vajina yapıldı. Şurası vajina kısmı, burası da üretraya gittiği bölge. Şu an sondadan zaten idrar geliyor. İdrarı da boşalttık. Çok geçmiş olsun diyeyim. Şimdi... Operasyonu gerçek yapan kişiye çevirirsen. Baksana ellerinde hep iz yapmış. Eldiven. Bak. Ya. Kim yapmış? Ben, sen mi yapmışsın ben mi? Çek şuraya. Şuralara bakalım. Sen önlüğü giydin. Yapıyormuş gibi göstermek için kendini saatlerce durdun o önlükte. Peki. Peki. Yalan söyleme. Şimdi bu niye var? Bunun niye olduğunu anlattın mı? Şunun ne işe yarıyor? Aha, daralmaması için, kapanmaması için. Aynen. Bunu orada arada bir böyle oraya şey yapacağız, geliştireceğiz. Yani operasyonu yaparken anlatmak istiyordum veteriner öğrencileri için de biraz evet. Yorgunum bu yani. Bu operasyonu anlattık zaten. Çok sık idrar yolu problemi yaşayıp üretrasına tıkanık olup olan erkeklerde. Aynen erkekler. Hatta gel bak ben şey yapayım sana çizerek anlatayım onu 2 saniye. Ondan sonra da kapatalım videoyu. Geliyor mu sende? Fıtı. Sizin için tahta aldım. Şimdi olay şu. Tamam mı? Gösteriyorum. Şimdi şu idrar kesesi. Idrar kesesi nasıl çiziyor? Kafam durdu lan. Neyse dur. Şu pipi tamam mı?
pipi. Burada bir üretre gidiyor, tamam mı? Ondan sonra burada idrar kesesine bağlanıyor. Sonra buradan da üreterlerle böbreklere geçiyor. Şimdi olay şu, biz buradan sonda yatmaya çalışıyoruz ama burada sürekli kristaller olduğu için tıkanıklık oluyor, sonda ilerlemiyor. Ya da sonda ilerliyor ama kenarlarındaki tıkanıklıklar devam ediyor. Biz sondayı çıkarttığımız zaman tekrar hayvan işeyemiyor ya da işemekte zorluk çıkarıyor. Ya da tek tek, damla damla ya da az şekilde, oligür dediğimiz az idrar yapıyor. Çok sık idrar yapıyor ve az yapıyor. O yüzden bunu engelleyebilmek adına bizim buradaki kristaller sürekli tekrarlandığında da maalesef üretrenin içerisini çok tahriş ediyor ve orada sikar dokusu oluşturuyor. O sikar dokusu da üretre kanalını iyice artık tıkıyor ya da daraltıyor. Dolayısıyla hayvan aslında ömür boyu idrar yapmakta problem çekmeye başlıyor. Buradaki amaç şu, idrar çıkışını kolaylaştırmak ve idrarın düzenli ve rahat çıkmasını sağlamak için biz buradan pipiyi alıyoruz, penisi alıyoruz, tamam mı? Buradaki üretre kanalını da ortadan ikiye keserek, ayırıp deriye dikerek, yani görüntü şu şekildeyken üretranın da en genişlediği yaşta bulbus dediğimiz bir bölge, bulbusa kadar açıyoruz. Amaç burada rahat idrar çıkışı. Yani penisin deliği şu kadarsa, çıkış noktası bu kadarsa, bu kadar bir delik olmuş oluyor. Bu sayede tıkanıklıklar çok sık olmuyor. Çok geçmiş olsun. Ceku gelecek. Seri seri, seri seri. Fenerbahçeli olan mı bu? Fenerbahçeli mi? Ceku'ya enjeksiyonları Burak Hoca hazırlamıştı. Halil Hoca yat bakalım. 300 senedir şampiyon olamayan Fenerbahçe'nin yüzünden kendini yüksekten aşağı atmış, intihar etmiş maalesef ki. Galatasaray şampiyon olduğu gün. Fenerbahçeli olduğu için biraz salak ölememiş yani. Çünkü Fenerbahçeli. Çünkü Fenerbahçeli. Tedavisten maalesef ki Fenerbahçe'nin şampiyon olması lazım. Ali Koç istifa. Kuşun sonuna cezanı verecek. Ceko'nun minderini de getireyim. Dur, minderini görünce belki biraz... Ceko'nun ilaçları... ...rahatlar. Wow! Yo, hiçbir şey yok be. Bunlar da anamlar bir cinazda oldu ya. O kadarcık çizikten ne olacak? Hocam. Bir... Bu... Giresunspor için. Ağzımıza tükürdü bu yıl. Bu... Bir yıl önceki değil, onun önceki yıl Sivasspor'a. Şampiyonluğumuzu aldı. Ya abi söyleyeceğim reis. Niye geliyorsun bakayım buraya sürekli? Ha? Sen çok sevdin burayı ya. Konuş bakayım. Konuş bakayım. Ne yapıyorsun? Yağmur mu yağıyor dışarıda? Yağmurdan mı kaçtın? Şimdi gidiyor. Tamam iyini yapmayacağım. Gel gel. Gel tamam gel 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 gel. Gel 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 gel. Ne yapıyor? Kedilere saldırma ama tamam mı? Bizim kedimiz var. Çok arada kaldı. Gitmek istiyor ama yağmurdan gidemiyor. Tamam ben sana ya. Sen yine gelmişsin. Bizi de çek. Tamam tamam bunu götürün yerine. Ya bitti mi? Haa. Bakayım yarısını. Nasıl akıllı? Allah'ım hiç umurumda değil ya. Duyuyor tatlısı. Bakayım bir çevir karnını. Kavur karnını, çevir karnını, çevir karnını. Kalmadı. O mu hamile olmasın? Sırlaştı. Naz yani. Bence içinde hala kalmış Emre. Bir açın bir daha bakın. İyi bakamamışsın. Meral yine kaldığın yere götür şu kedi. Zor. Aldığın yere. Aldığın yere nereye aldıysan oraya koy diyor kediyi diyor. Çıktı. Tamam. Sen umutlu musun Emre? Lan çekip durma be. Çekme o karın. Çekme bacım. Bundan sonra haftada iki video yükleyeceğiz. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? İstediğim buydu zaten. Yayınlarda da söylediğim gibi isteklere her zaman karşılık veririz. Teşekkürler. Üzülürsün diye düşünmüştüm ya. Ya. Bakarsın benden diye. Arkadaşım. Arkadaşım kamera şey alacaktık hani biz ekran dün. İşte mamacı Emre yazdı bana. Emre aradı açmadı ya. Mamacı adam bana arasın. Konum attı. Cins kediye yuva arıyorum. Cins Scottish. Oo bu videoyu biz yükleyerek ben sonra kendi sahibin olursun. Ben sana diyeyim. Sahibi yok. Sahip bulursun. Sahip bulalım ona. Tamam. Hadi bakalım o zaman. Bunu buradan paylaşamayız. Instagram'dan bunu yüklemek lazım. Biz bunu yükleyene kadar yaş. Neyse, haftada iki videoya olarak, çıkacağım için belki şey olur. Ana olarak kalsın o zaman. Tamam anlaştık. Ver kamera telif alıp şeyimi. Mikrofonumu bozacaksın. Kaç para biliyor musun sen? Kaç para? Nereden biliyorsun ya? Sen söyledin. Kızım nasıl söyledin? Monitörcüyü ara. Ara monitörcüyü. Aradım. Bir daha ara. Bir daha aradım. Konuştuk. Akşam konum atacak. Eve geçince alacağız. Adam illaki eve geçince verecek yani. Ya adam bugün çalışıyor muymuş bugün de? Evet adam sürekli çalışıyor. Belli ki çalışan bir adam yani. Yapacak bir şey yok. Akşama kaldı yani. Evet akşama kaldı. İnşallah sel olmaz. Sel olursa nane yedim. Konum atacak mıymış akşam? Akşam yazacakmışız. Beyefendi öyle konum atacakmış. Unutuyor bir de yani. Haspamız hatası da yok.
Neyse bizi izliyordur inşallah ileride izler de böyle bu videoyu görürsün. Bu adam bizi izleyecek vakti de yok. Ben sana söyleyeyim. Yoğun. Çalışıyorum. Bu kediyi mi sahip arıyor? Instagram'a paylaşmadım mı ben yine bu? masaya koyarım bari kediyi. Ay tüsüyor. Sinirli. O ne lan? Anne ne yapıyor? Yok hiç yok. Kim terk ettiyse onun ağzımı annem ya. Bence kaçmıştır evden ya. Tamam mı? Kaçtı mı? Ama hiçbir ilan da görmedim. Biz paylaşsak belki buluruz mu? Temiz de bir hayvan ya. Yeni atılmış bence. Atıldıysa eğer. Uykul olurum sana. Güzel mi kadı? Oy oy. Ya kibar edecek zahmetim lopçuk diye attı ağzına. Bakar mısın? Kibar olmaya çalışırken ben bu. Sana sahip arıyoruz. Eğer sahip bulamadıysak sahiplenmek isteyen merhaba iletişime geçebilir. Saray Bacı'yla ilgili.